Değerli Keçiörenliler, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak, Pakistan Büyükelçimiz ve Sayın Milletvekilimiz, Sayın Büyükelçilerimiz alanımıza teşrif etti. Kendilerine alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. Pakistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu eski başkanlarımızdan ve Van Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk Beyefendi, Pakistan Büyükelçimiz Sayın Süheyl Mahmut Beyefendi, Büyükelçilerimizden ve Güney Asya Genel Müdürümüz Sayın Fazlı Corman Beyefendi, Ester Başkanımız Sayın Mahmut Çelikus Beyefendi, Sayın Başkanım, Kosova Büyükelçiliğimizden ve Azerbaycan Büyükelçiliklerimizden gelen saygıdeğer diplomatlar, değerli yetkililer, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Dairesi Başkanımız Doktor Sayın Selami Kılıç Beyefendi, saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, sınırları aşan kardeşlik için dünyanın evi Keçiörenimizde bu yıl 8.sini düzenlediğimiz 8. Uluslararası Ramazan etkinliklerimize, kardeş ülkemiz Pakistan İslam Cumhuriyeti gecemize hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, programımız kelamların en yücesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilavetini okumaları üzere Hafız Abdullah Athar hocamızı davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء ما الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Abdullah Atar hocamızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, programımızın açılış konuşmalarını yapmaları üzere Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akbeyefendi'nin teşriflerini alkışlarınızla arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükelçim, değerli Genel Müdürüm, kıymetli misafirler, değerli ESTER Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sınırları aşan kardeşlikte Pakistan'la birlikteyiz. Pakistan bizim misafirimiz, biz Pakistan'ın misafiriyiz. Bugün Pakistan'dayız, aynı zamanda Pakistanlıyız gördüğünüz gibi. Sayın Büyükelçime teşekkür ediyoruz kıyafet için. Bu kardeşlik bizim tarihimizde çok eskilere dayanır. Sadece din kardeşliği değil, kader kardeşliğimiz de vardır Pakistan'la. Dolayısıyla Pakistan'dan gelen kardeşlerimizi canı gönülden selamlıyoruz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bütün Keçiörenler adına hoş geldiniz diyorum hepsine. Az sonra, az önce Pakistan'ın evinin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de sahnede Pakistanlı sanatçılarımızdan burada gösterilerini yapacaklar. Onların kültürlerinden örnekler sergilenecek. Aynı zamanda Pakistan evinin içerisinde de kültürlerinden örnekleri görebilirsiniz. Tabii geçmiş tarihe bağlı böylesine güçlü bağların olduğu bir ülkeyle biz her sene Ramazan'da birlikte oluyoruz. İnşallah bundan sonraki Ramazanlarda da bu kardeşliğimizi pekiştirerek daha da ileriye götüreceğiz. Her iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler gayet üst düzeyde. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Pakistan Devlet Başkanı'nın özellikle Türkiye ve Pakistan ilişkilerine vermiş oldukları önemi hepimiz biliyoruz. Ama biz de yerel yönetim olarak, belediyeler olarak buna katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Sınırları aşan kardeşlikte de bunu vurguluyoruz özellikle. Ve bu senede 17 ayrı ülkeden kardeşlerimiz Keçiören'e misafir olarak geldiler. Ankara'ya misafir olarak geldiler ve Türkiye'mizi tanıdılar. Buradaki kültürle beraber oldular. Pakistan evi dün İran'dı, Kazakistan, Özbekistan şu anda evleri var. Ayrıca hemşeri derneklerimiz, o güzel Anadolu'nun şehirleri de standlarıyla Anadolu'nun zenginliklerini sergiliyorlar. Amacımız bu zaten. Bu kardeşliği, bu kaynaşmayı, bu pekişmeyi mübarek Ramazan-ı Şerif'in içerisinde paylaşma ayı olan, kardeşlik, birlik, beraberlik ayı olan bu ayın içerisinde gösterebilmekti. İnşallah bunu da gösteriyoruzdur. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi, yaşıyoruz ama gidiyor. 18 gün oldu, 18.sini tuttuk orucumuzun. Allah bu günlere, bu aylara tekrar eriştirsin. Tabii ki bu ayın içerisinde rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, cehennem azabından kurtulma ayı, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır.
ve bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek ve onun ruhuna uygun bir şekilde kutlamak adına bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Tekrar buraya gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyerek hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, açılış konuşmalarını yapmaları üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Süheyl Mahmut Beyefendi'nin teşriflerini alkışlarınızla arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab Mustafa Ak, Mayor Keçiören Belediye, Cenab Burhan Kaya Turk, Muazzez Khawateen o Hazrat, Assalamu Alaikum, aur aap sab ko Pakistan Night ke mauke par khush aamdeed. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Sayın Mustafa Ak, Keçiören Belediye Başkanı, Sayın Burhan Kaya Turk, Pakistan Türkiye Kültür Derneği Başkanı ve baylar ve bayanlar, hoş geldiniz, selamlar sunuyorum. सबसे पहले मैं आप सबको सफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान और अमले की जानिब से इस मुबारक और बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूं। İlk önce Pakistan Büyükelçiliği'nin çalışanları tarafından bu bereketli Ramazan ayından dolayı size kutluyorum ve tebrikler sunuyorum. आज हम उन तमाम शहदा के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने तुर्की में जमहूरियत की हिफाजत करते हुए 15 जुलाई को अपनी जान का नजराना पेश किया। हम जानते हैं कि उन शहदा में एक कसीर तादाद केचियोरेन से भी थी। Evet, biz bugün 15 Temmuz'da şehit olan, demokrasi için can veren, feda eden, şehit olan ve en fazla da Keçiören Belediye'den olan şehitleri anıyoruz bu sırada. जैसा कि आप सबको मालूम है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे का एक गहरा और लाजवाब रिश्ता है जिसके फरोग और इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्कों की नस्लों ने मुख्तलिफ अदवार में अपना किरदार अदा किया है। बिलिंदी की भी तुर्की पाकिस्तान रास्ते के इलिश्किला çok derin ilişkilerdir ve bu ilişkileri daha ileri seviyeye götürmek için Pakistan'ın nesiller kendi üzerinde duran vazifeleri yapmışlardı. ये हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि आज खुदावंद करीम के फजल से दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। Atalarımızın yaptığı çabalardan dolayı her iki ülkenin ilişkileri daha da derin bir şekilde daha da güçlenmiştir. हमारी कोशिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी और वसअत आए। Bizim çabamız iki ülke ilişki arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyeye götürmekti, daha da güçlendirmekti. Aaj Pakistan Night ke mauke par hum Mayor Mustafa Ak aur Keçiören Beldiya ki team ko mubarakbad pesh karte hain ki unhone pichle barson ki tarah is saal bhi Ramzan ul Mubarak ki takribat ka ehtimam kiya. Bugun Pakistan gece olarak ilk önce Sayın Mustafa Ak Keçiören Belediye Başkanı tebrik ediyor. Kendileri geçen senelerde gibi bu sene de güzel bir şekilde bu program hazırlanmıştı ve bize davet etmişti. İs havale se Keçiören ke avam ko dunya ke muhtalif mumalik ki sakafat ko roshnaz karne ka mauka bhi faraham kiya hai. Ve böylece Keçiören halkı dünyanın değişik kültürlerinde tanımaya ve tanıtmaya amaçlamıştı ve onları tanıtılmıştı. Main Mayor Ak ki taraf se Safaretkhana Pakistan ko इन तकरीबात में शिरकत की दावत का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं केचिरन बेल्दिये बाशकानुना बिजे दावत एती चीन çok teşekkür ediyorum। आज लगातार तीसरी दफा सफारतखाना पाकिस्तान इन तकरीबात में शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान üçüncü kere bu festival bu törene katılmaktadır। पिछले दो सालों की तरह इस साल भी सफारतखाने ने पाकिस्तानी और तुर्क तरबा के इश्तराक से खूबसूरत प्रोग्राम का ihtimam kiya hai. Pakistan Büyükelçiliği geçen iki sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerle birlikte çok güzel bir program hazırlamıştı. Hame yakin hai ki is program ke zariye Pakistan ki sakafat aur culture se Keçiören ke logon ko mazid roshnasi hogi. İnanıyorum ki Keçiören halkı Pakistan hakkında, kültür hakkında daha iyi bir şekilde, daha iyi
öğrenmeye çalışacaktı ve öğrenmiş olacaktı. Ben bu fırsatı faydalanarak Mayor Mustafa Ak ve Keçiören Youth Ak Parti Youth Wing'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ki aapne Army Public School Peshawar ki şehit bachon ki yaad mein darakht laga kar jis mohabbat aur yakjahti ka izhar kiya wo Pakistan ke awam ke dilon mein hamesha zinda rahegi. Ben bu durumda faydalanarak Keçiören Belediye Başkanı Pakistan'daki şehit olan askeri okuldaki öğrencilerinden dolayı anısına dikilen ağaçlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum ve kendilerini de tebrik ediyorum. آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم نوجوان نسل کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مستقبل ان کا ہے اور وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ بگن کے پروگرام دے یعنی نسل دے مساج vermek istiyorum ki geleceği onlarındır ve onlar da geleceğinin memarlarıdır. ہماری نوجوان نسل کو ہمارے آبا و اجداد کی طرح پاکستان اور ترکی کے لازوال رشتے کو مزید مستحکم اور وسیع بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ Bizim genç nesilimiz, bizim atamız olduğu gibi, onlar gibi çok çalışarak bu ilişkileri daha da iyi bir seviyede götürmeleri gerekiyor. Mujhe yakin hai ki aane wale waqton mein ye taluq mazid gehra aur misali hoga. İnanıyorum ki bu ilişkiler gelecekte daha da güçlenecek, daha da iyi bir seviyeye gelecektir. Sen 2017 Pakistan aur Turki ke safarti taluqat ka 70va saal hai. Hum is sang-e-meel ko şayan nişan tarike se mana rahe hain. Evet, 2017 yıl Pakistan Türkiye arasındaki diplomatik ilişki bakımından 70. yıldır ve ona göre biz çok iyi bir şekilde bunu hazırladık ve kutluyoruz. Mujhe umeed hai ki aapko aaj ka program pasand aayega. İnanıyoruz ki bugün ki programda beğeneceksiniz. Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği. Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlarımızdan ve Van Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk Beyefendinin teşrifini alkışlarınıza arz ediyorum. Ekselansları, Pakistan'ın Büyükelçisi, değerli belediye başkanımız, genel müdürümüz, daire başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, Pakistanlı değerli misafirlerimiz, değerli Keçiörenli, Ankaralı hemşehrilerimiz, bugün burada uluslararası Keçiören'in belediye günlerinden Pakistan gününe hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Pakistan ve Türkiye iki kardeş ülke, iki dost ülke. Aslında iki beden, bir kalp. Pakistan ve Türkiye'yi çok iyi anlamak lazım. Daha Pakistan kurulmadan önce Pakistan halkı, Hint Müslümanları çok büyük bir gayretle Osmanlı İmparatorluğu'nun ayakta kalması, hilafetin güçlü olması için canla başla uğraşmışlardır. O dönemde Kurtuluş Savaşı'nda gönderilen paralar 720 bin lira. Şimdi biz Atatürk Orman Çiftliği'ni, oradaki külliyeyi çok büyük bir yer olarak görüyoruz. Atatürk Orman Çiftliği o dönemde Pakistan'dan gelen 720 bin liranın 220 bin lirasıyla alınmıştır. Bütün topraklar, bir tarihçi yazıyor bunu. Bütün topraklar ve orada o çiftçilerin ellerinde bulunan hayvanlar, artı orada alınan tarım makinalarının
hepsinin toplam fiyatı 221 bin lira. Oysa Pakistan'dan Hint Müslümanlarının gönderdiği para 720 bin lira. Geri kalan 500 bin lirayla Atatürk İş Bankası'nı kuruyor. Ve neredeyse modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki en önemli harç Pakistan Müslümanlarının kendi boyunlarında çıkardıkları altınlar, parmaklarından çıkardıkları yüzüklerle çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Daha sonra Pakistan ve Türkiye hiçbir dönemde ayrı düşmediler. Her konuda birlikte hareket ettiler. Öyle ki Suriye'de mesela son dönemlerde Suriye'de bir problem oluyor. Türkiye bir karar alıyor. Sayın Büyükelçiler burada. Onların yanında Pakistan yer alıyor. Öyle ki bizim Suriye'de birlikte hareket ettiğimiz Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri arasında bir problem meydana geliyor. Türkiye Körfez ülkelerinde Katar'ın haklılığına karar veriyor. Pakistan da aynı şekilde Türkiye ile birlikte hareket ediyor. Türkiye Körfez ülkelerinde her türlü fitne ve fesada karşı 5000 asker göndermeye karar verdiği günden 2 gün sonra Pakistan 20.000 askerle burayı takviye etmeye çalışıyor. Biz Pakistan'dan yakın tarihte 130 tane eğitim uçağı aldık. Alıyoruz inşallah. Aynı tarihte Pakistan'a 4 tane büyük gemi satıyoruz askeri alanda. Aynı zamanda Pakistan'a Türkiye'nin ürettiği muhteşem atak helikopterlerinden bol bol satmaya başladık. Dolayısıyla Pakistan ve Türkiye sadece iyi günde değil, aynı zamanda kötü günde birbirleriyle birlikte hareket eden, dar günde hareket eden iki dost. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda vardı, modern cumhuriyette devam etmekte. Şimdi tabii Keçiören Belediyesi farklı bir üslup meydana getirdi. Ben öncelikle burada değerli belediye başkanımız, soy ismi gibi tertemiz olan Sayın Mustafa Ak'ı tebrik ediyorum. Gerçekten Keçiören'de meydana getirdiği temiz siyasetle başarının yanında başka bir boyut daha getirdi. Keçiören'i, Ankara'yı, hatta Türkiye'yi bütün dünyaya bu uluslararası günler vasıtasıyla tanıtmaya başladı. Aynı şekilde biz de burada bu platformda Pakistan'ı Keçiörenli hemşehrilerimize, Ankara'ya ve Türkiye'ye tanıtma şansı elde ettik. Ben bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz sonra bizim Pakistan'ın meşhur bir okulu var. Ben de o okulda yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Mütevelli heyetteyim. 7 kişilik bir mütevelli heyetimiz var. Pakistan okulu Ankara'da eğitim yapan 3 tane İngilizce eğitim yapan okuldan biridir. American School, British School ve Pakistani School olarak Pakistan okulu da onlar kadar kaliteli bir eğitim ve bizim geleneklerimize, inançlarımıza uygun, çok düzgün bir eğitim vermektedir. Orada mezun olan çocuklar birkaç dili çok rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. İnşallah biz bu okulu daha da büyüterek Keçiörenli dostlarımızın, Ankara'daki dostlarımızın çocuklarının hizmetine sunacağız. Biraz sonra da burada çıkıp bunları izleyeceğiz.
Tabii bu arada biz de Pakistan'dan eğitimimizi aldık. Sadece ben burada bir milletvekili olarak durmuyorum. Aynı zamanda bakan yardımcımız var. Türkiye AB bakan yardımcısı. Daha doğrusu AB Avrupa Birliği bakan yardımcısı bizim arkadaşımız. Sadece Sağlık Bakanlığı'nda birkaç arkadaşımız var. Hem dış ilişkilerden sorumlu genel müdür, hem daire başkanı, değerli abimiz şu anda bizim aramızda. Yine bir başka arkadaşımız, daire başkanımız olarak görev olmakta, çok sayıda mühendis ve doktor var. İnşallah Pakistan okulu da böyle bir görev ifa edecektir. Ben tabii burada olunca, Keçiören'de olunca, bizim Ankara il yönetiminde olduğumuz dönemi, Ankara il başkan vekiliyken Keçiören sorumlusu olduğum dönemi ve Ankara milletvekiliyken gidip geldiğim dönemi de bu şekilde yad ettik. O dönemde yine belediye başkanımız bizimle beraber il yönetimindeydi. Değerli belediye başkan yardımcımız da gençlik kolları başkanımızdı. Millet çok sayıda meclis üyemiz var. Ben arkadaşların yüzlerini görüyorum. Bütün bu arkadaşlarımı da saygı ve hürmetle selamlıyorum. Biz Pakistan vesilesiyle bugün burada görüştük. Zannediyorum değerli başkanım, pazar günü de gerçekten bugüne kadar himmetini, yardımını hiç Van'dan eksik etmeyen değerli belediye başkanımız Mustafa Akbey'i de biz pazar günü Van'da karşılayacağız. Van'da birlikte olacağız. Sizin Keçiören'in, Ankara'nın selamlarını da, hatta Pakistan'ın selamlarını da alıp Van'a götüreceğiz. Değerli büyük elçimiz Pakistan Eyalet Başbakanı ile birlikte Van'a gelmişlerdi. Dünya küçük, gördüğünüz gibi bir gün Pakistan'da, bir gün Keçiören'de, bir başka gün Van'da bir araya geliyoruz. Ve Allah'ın izniyle belediye başkanımızla birlikte biz Keçiören'den bir ekiple en yakın tarihte Pakistan'ı ziyaret edelim diyorum. Daha fazla zamanınızı almıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlamadan önce Pakistan zindebat diyoruz. Pakistan Türkiye dosti Payindirabat diyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Gülecek. Öncelikle hediyemiz Sayın Büyükelçimize, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Süheyl Mahmut'a günün anısına hediyeleri alkışlarınızla takdim ediliyor. AK Parti Van Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk Beyefendi'ye günün anısına hediyeleri alkışlarınızla takdim ediliyor efendim. Büyükelçilerimizden ve Güney Asya Genel Müdürümüz Sayın Fazlı Corman Beyefendi'ye günün anısına Sayın Başkanımız tarafından hediyeleri alkışlarınıza takdim ediliyor. Ve Ester Başkanımız Sayın Mahmut Çelikus Beyefendi'ye günün anısına Sayın Başkanımız tarafından hediyeleri alkışlarınıza takdim ediliyor. Birlikte Sayın Başkanımıza günün anısına hediyeleri Sayın Büyükelçimizin alkışlarınıza takdim ediliyor efendim. Ve bir hediye de Sayın Milletvekilimize, Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu eski başkanlarımızdan ve Van Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk Beyefendi'ye hediyeleri alkışlarınıza takdim ediliyor. Ve Sayın Büyükelçimizden, Büyükelçilerimizden Güney Asya Genel Müdürümüz Sayın Fazlı Corman Beyefendi'ye günün anısına hediyeleri alkışlarınıza takdim ediliyor efendim. Programımızın başında Kur'an-ı Kerim tilaveti veren Abdullah Atar hocamıza hediyelerin en manalısı ve en anlamlısı olan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı alkışlarınıza takdim ediliyor.